savunma sanayinin gurur kaynakları. Bağımsızlıkta kararlılığın ürünü hepsi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Hürjet, Gökbey, Atak 2 ve Milli Muharip Uçak projelerinde belirlenen takvimde hızla yol alıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına kadar kiminin ilk uçuşunu yapması, kiminin hangardan çıkması hedefleniyor. Onlar göklerdeki istikbale sahip çıkacak. Mehmetçiğin gücüne güç katacaklar. Cumhuriyet bir asrı geride bırakırken, Hürjet gökyüzündeki yerini alarak bağımsızlığı selamlayacak. Ön tasarım incelemesi tamamlanan uçak, eğitim ve gösteri uçuşlarındaki mevcut hava araçlarının yerine kullanılacak. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle dikkat çekiyor. 13 metre uzunluğa sahip Hürjet'in menzili ise 2592 kilometre. Gece görüş uyumu ve havada yakıt ikmali gibi özelliklere sahip. Gökbey'de yerli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri, 2018'de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2021 yılında ise ilk teslimatı yapılacak. Yer ve hava testleri başarıyla devam eden Gökbey'in de 2023'te gökyüzünde olması hedefleniyor. Çok yönlü nitelikleriyle öne çıkan helikopter, hava ambulans ve arama kurtarma alanlarında kullanılacak. Gökbey, zorlu iklim ve coğrafi şartlarda yüksek irtifada uçabilecek. 300 km hızla seyredebilecek Gökbey'in 12 yolcu kapasitesi bulunuyor. Milli savaş uçağı da havacılıktaki en önemli eserlerden olacak. Geliştirme aşamasındaki milli muharip uçak, 2023 yılına gelindiğinde hangardan çıkacak. Prototipiyle kendisini gösterecek. 2030'dan sonra ise aktif olarak kullanılacak. 14 metre kanat açıklığı ve 21 metre uzunlukta olması planlanan yerli savaş uçağı, 2200 km maksimum hıza ulaşabilecek. Yapay zeka ile donatılacak uçak, hassas vuruş ve düşük gözlenebilirlik özelliklerini taşıyacak. Atak 2 de gökyüzünün bir başka yıldızı olacak. Yüksek teknolojiyi milli hedeflerle buluşturacak ağır sınıf taarruz helikopterinin mühendislik çalışmaları hızla devam ediyor. Atak 2, 2023'te ilk test uçuşunu gerçekleştirecek. 10 ton sınıfında yer alan helikopter, 1200 kilogramdan fazla faydalı yük kapasitesine sahip, füze kabiliyeti ve balistik korumasıyla dikkat çekiyor. Savunmada %70'i aşan yerlilik oranı yeni safhaların ardından daha da artacak. Milli hedeflere yerli kaynaklar ve yüksek teknolojiyle ilerlenecek.